Seviyorum ya bu adamı. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir yemek videosuyla, dükkan batırma videosuyla. Nasıl da mutlu, nasıl da mutlu şimdi pizza yiyecek diye. Uuu, sınırsız pizza, benim en sevdiğim şey. Sınırsız pizza videosuyla karşınızdayım. Yine bir yerleri batırıyoruz. Aynen öyle. Her zamanki gibi yanımda tabii ki Tuna Tavus var. Tuna abi hoş geldin demeyeceğim Sen hoş artık. Geldin bro, mangaya gelmişsin. Artık kanal senin biliyorsun. Artık kanal benim. Kanalını Tuna Tavus yapacağım. Evet, arkadaşlar şimdi gideceğimiz mekan, bak yiyecek, içecek, tatlı. Her şey bedava. Ben bedava dedim. Tam nasıl içecek ya. Sınırsız. Bize bedava gidiyor. Zaten Reels'larda çok atmışsınız, sık etiketlemişsiniz. Siz istediğiniz şekilde burayı batırmaya geldik. O zaman fazla uzatmadan biz mekanı geçelim. Haydi. Batıralım. Haydi. Sonra da çıkarız zaten. Hadi görüşürüz. Benim yediğim pizzalar bu. Abi harbi benim pizza söylediğim yer galiba burası. Merhaba abi. Sefalar getirdiniz dükkanımıza. Merhabalar. Abi, merhabalar. Biz şey soracaktık. Burada sanırım sınırsız diye bir şey varmış. Her şey sınırsız abi. Her şey. Her şey sınırsız. İçecek sınırsız, tatlı sınırsız, pizza sınırsız. Yiyebildiğiniz kadar yiyorsunuz. Yani mesela ben şey yapabiliyor muyum? Bir anda iki pizzayı alıp tost gibi yiyebiliyor muyum? Tabii ki. İstersen dürümle yap. Peki. Gerçi abi şimdi sınırsız çok ucu açık bir tabir. Gerçekten sınırsız mı? Gerçekten sınırsız da sizi gördükten sonra. Şurada bir yazı gördüm abi. Her defasında 4 dilim pizza mı alabiliyoruz? Aynen öyle abi. Sizin için onu geçerli yapmayalım. Yorulursunuz. Tamam. Biz şey yapalım abi bence. Sedanter bireylere nasıl uygulanıyorsa bize de o kurallar uygulansın. Tamamdır o zaman. O zaman dışına çıkmıyoruz. Aynen öyle. Bir şey kalırsa... Yok. Oğlum adamlar aç. Adamlar deli gibi aç. Şunlara bir bak. Tamam. Ne yaptı pizzası? Tatlının 50 lira pizzanın da 30 lira cezası. Birim başı mı? Aynen öyle. Millet şey olmasın diye. Pizzayı doldurup yiyemezse ziyan olmasın diye. Tabi. İsrafı önlemek için. Ha, tabii. Arkadaşlar tam bizlik bir mekan. Biz de israfı sevmeyiz zaten. Hiç sevmeyiz. Aynen öyle. Bir videoda bile israf etmedik. Yerler oğlum beni de yerler. Abi. Aynen abi. Sen servis. Aha. Tamam. Tamamdır. Hadi alalım bir şeyler ya. O zaman biz geçelim arkadaşlar. Kanka adam bence pek mutlu değil gibime geliyor ya bana. Adam pek mutlu değil gibi kanka. Yani şu adamın yüzündeki düşüşe baksana ya. Arkadaşlar şimdi burada her şey sınırsız diye biz içeceğiz. Bu ben... bizim gruptaki kimdir biliyor musun? Ebo. Ebo'dur. Zaten Ebo'yu da zaten çıkardık gruptan ondan sonra ya. Şey yapmıyoruz şu an. Doğru. Beni gruptan çıkartmışlar, yeni bir tane de grup açmışlar ya. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Doğru söylüyor. Ben gruplarda okumam. Çünkü bende WhatsApp özürlülüğü var arkadaşlar. Bakamıyorum mesajlara, bilmiyorum yani. Huyum bu. Öyle öğrenmişim. Dedim ya bende tamamen bir influencerlık da yok. Mesela bizim çocuklar böyle bir mekana falan gideriz. Arada sırada telefonunu açıp da ne kadar güzel manzara gideyim, onu story atayım falan derler. Ben yani benim için bu anlam ifade etmiyor. Anı yaşayayım derim. WhatsApp'ta da benim için öyle. Ya önemli bir şey olursa zaten ararlar beni. Niye WhatsApp'a yazayım ki falan gibisinden düşünürüm hep. Abi salak saçma öyle bir kafam var, bilmiyorum. Biraz fazla aldık. Evet. Yani, anca yeter. Bu saksı bu arada. Evet bu arada arkadaşlar bunu saksı olarak kullanıyorlarmış. Bardağın bir şey ekleyeceğini bilmiyorum. Tuna abi bir yudumda içiyor onları. Ben de bir yudumda içiyorum. O yüzden böyle bir çözüm bulduk. Neyse, hazır. Başlayalım. Oğlum hazır adamlar doğru söylüyor. Ben grubu da okumuyorum. Dur ben şu gruptan çıkayım WhatsApp grubundan ya. Dur nerede o WhatsApp grubu?
Oraya zaten uzun zamandır da yazı da yazmıyorlar zaten. Oradan ben bir çıkayım. Bunu ama bir de yayının ortasında yapayım ha. Çıkayım. Doğru söylüyor adamlar, okumuyorum. Bireysel olduğumu yazarım zaten. Özel bir şey olduğunda bireysel olarak yazarım. Video bitiminde parmak atıp kusuyorlar mı kanka? Nasıl dayanabiliyor ya mideleri buna? Vallahi helal olsun birader. Oğlum çok basınç yemiyorlar mı chat? Ya ben kaldıramam, anladın mı? Bak ben de çok iyi yerim, kendime güvenirim ama yani Tuna Tavus'tur, Goril Faruk'tur, bunlar bambaşka seviyede. Dayanılmaz ya. Delirmiş. Gerçi arkadaşlar idmandan önce kahveyi burnunda içiyor. Böyle bir şey de içiyor. Bir şey diyeyim mi? İçtiğim kahve bundan büyük bu arada. Evet. Oğlum idmanı 6 saat, idmandan önce hazırlığı 6 saat. Benim idman... Ne demek lan 6 saat, 6 saat? Ne diyorsun ya? Ben 4 saat benim maksimumdur 6 saat. Ne demektir ya birader? 6 saat hazırlanma süresi. 6 saat bir de idman süresi. La maşallah. Ama adam dağ gibi ya. Bunun için büyük ihtimalle sıradan bir rutindir artık. Lan günü kilit oluyor arkadaşlar. Bir insan idmana 6 saat hazırlanabilir mi ya? Oo. Teşekkürler. Allah nazarlardan saklasın. Yudum sudan sana ben onları hızlı kayar. Ben sınırsız bir üşüklem olsa, her videoda söylediğim gibi kapının önüne Tuna Tavus'u Goril Faruk giremez derim yani. Oğlum nasıl kar diyorlar lan? Mesela bizim yediğimizden... Ben 75 ile 80 arasında bir şeyim galiba. Biz denemez lan. Ben bu kadar yiyemem chat. Ne diyorsun ya? Nasıl yiyeceğim bunu? Videoyu izlerken ikinci daha pizza böyle ben bir tane daha pizza istiyorum derken tıkandım zaten bunu. Tepsiyi verdim bitti. Şu pizzanın altı böyle biraz da ay hamuruyla birlikte çıtırt diye ses geldi. Onun var ya tadı inanılmaz güzeldir ya. Lan 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 abi miyim? Fatih var ya bu muazzam bir kitap. Fatih var ya bu inanılmaz bir pizza ya. Bu kaçıncı oldu lan? İnanılmaz bir şey ya. 10 tane bitmiş hocam. Şu mimi bir kere daha hatırlayalım ama kıyıda köşede kalmasın ya. İnanılmaz bir kitap. İnanılmaz bir kitap. Bu muazzam bir kitap Fatih. Bu inanılmaz bir kitap.
İşte bu. Şey çok iyi mesela, pizzalar kasa açılımı gibi. Rastgele geliyor. Evet evet. Ben şimdi sadece kroma kasası istedim. Peynirli. Oo. Ama yumurtalı mı bu? O dört peynirli. Ha, dört peynirli. Farklı farklı. Bak bir çeşitten de gitmiyorlar ha. Farklı farklı tonlarca çeşit diyorlar ya evde. Ama kibarsın, alabilir. Oğlum mide de kaldırmaz. Kaç tane malzeme var? Oğlum bunlar harbi söylüyorum. Yaratık ya bunlar. Min diyorsun bana. Tabii ki. Arkadaşlar, ben inanmıyorum bunların insan olduğuna. Reptilian çıkar yani bunlar yakında. Görürsünüz. Tabii ki tabii ki. Aynen öyle. Mesela beni seviyorum. Gerçekten enflasyon sebebi ya bu. Doğru diyorsun bak, kardeşim. Harbi enflasyon sebebi bu adamlar. Her videoda felsefik bir düşünce ortaya koyuyor. Şimdi ben bunu sordum, sen de kalorisini soracağım birazdan. Tam onu soracaktım lan. Bir pizzanın dilimi 250 kalori vardır. Var mıdır? Aynen var. Of ya, afiyet daha afiyet kardeşim. Bir dilim pizza kaç kalori? Yarasın. 266. Bir tanesi. Bunlar biraz okkalı olduğunu düşünürsek. Bu arada arkadaşlar bu pizza dilimine göre büyük yani. O yüzden bunlar 350 vardır. Ha bu büyük. Aynen. Yani 300'de 100 dilim yesek. Ah arada gelen sinekleri de var ya, böyle vurup böyle ağzına atacakmış gibime geliyor ama dur bakalım videonun sonlarına doğru. 31. He. Benim için patladım bu arada. Oğlum sen var ya, bu kadar çok içecek içmesen yediğinin iki katını yersin ha. Ben keyif adamıyım. Evet. Doktor bol bol sıvı tüketin dedi. Ha. O yüzden. Ben doktor onu dediğinden beri günde bir damacana su içiyorum. Afiyet olsun kardeş. Arkadaşlar bu arada ben geçen bir kutu protein tozuna kafa attım. Aslında böyle bir şey yapılmaması gerekiyormuş. Böbreklere zararlıymış. Ama ben bunu bilmediğim için bana bir şey olmadı. Biraz ya şimdi 25 ölçük protein tozu içtiği için. Ama işte ben bilmiyordum ya. Ha. Böbrekler zararlı olduğunu bilmiyordum. Ha bilmiyordu. Bilsen zaten bir şey olurdu kesin. Benim çocuğum geldi yine. O yüzden zaten bir şey olmadı. Sen o yüzden zaten hastaneye gitmiyorum ben. Bilmezsen bir şey olmuyor. Ben bir dört bomba olabilir miyim? Kanka gerçekten God of War'daki Thor ya. Ona bu göbekli möbekli olan vardı ya. I need another one falan diye bağırın, tam o. Bir tepsiden sonra patatesim var burada. Kaç oldu lan? Kaçıncı benim oldu lan? Bilmiyorum da o mısırlı mı lan? Mısırlı. Bunun çıkışı nasıldır? Göreceksin. Nasıl çekmeyeceğim yani? Sponu. Ya of. Arkadaşlar bir evde hiçbir zaman bir tane tuvalet olmamalı. Hiçbir evde iki tane tuvalet olması lazım. Evet bu iki benim tane. İçim daha geçerli çünkü bazen çekmiyorsun sifonu. Sen de çekmiyorsun. Ben şaka yapıyorum oğlum. Yani getirelim ya. Kafan kadar da. Oh. Adam bu kadar devasa ki. Bardak gibi duruyor. Kayıtlardan bakıyorum bazen. Senin yanında büyük duran bir şey görmedim şu ana kadar. Bu adamla adada kalsaydın ne yapardın? Şimdi kanka ilk önce ben adaya düştüğümüz birlik yemek bulmaya başlardım. Hiç beklemeden böyle. Çünkü bu adamlara yemek bulmazsan ikisinden biri yakın arkadaşlar. İlk amaçları sen olacaksın yani. İlk önce seni yiyecekler. Bil yani bunu. Ondan sonra yani tahta falan arayıp bir şekilde yani raf mekanik. Kaçmaya çalışırdım ya.
Bunlardan kaçmaya çalışırdım ama yani. Bunlar normal değil. Bir şey var. Tamam, gerçekten şey normal ya. Değil. Kenarları yiyor musun? Diyettesin galiba. Kenarları yemiyorum ya. Diyette olduğum için biraz. Bozmuyorsun işte. Dikkat ediyorsun baya. Clean besleniyorum. Ben de o. Bak ben de şu an diyet yaptım. Diyete bak. Adamın diyeti kanka arkadaşlar, 32 tane pizza dilimi. 10 paket. Bak söyle. Adamın diyet. Bunu aldım onları. Diyetteyim dediği gün 32 tane sabah pizza dilimi yiyor adam. Akşam yerim diye. Bilin bakalım ne olmuş. Yok. Dolapta girdim yok. 10 paket almış 60 tane. Altılı oluyor onlar. Evet. 60 tane yedim gece. Ben yoktum yanında ama yerken bitmez şöyle yedin değil mi? Açtın bir kaşık aldın bitti. Diğerini açtın bir kaşık aldın. Cidden öyleydi bu arada. Cidden öyleydi. Gramajına bile baktım. Kaç gram bu diye merak ettim. Çünkü bayağı yedim ya. 45 grammış bir tanesi. 2,5 kilo danona yemiş oldum gece. Oğlum buna diyet diyorsa. Tatlıya geçelim. Aynen öyle. Arkadaşlar tatlarımız geldi. Burada sütlacımız var. Oo. Çikolatalı bir tatlımız var. Kanka mide aşure ya. Oğlum nasıl kusmuyorsunuz? Mideniz pizza yediniz tatlı. Aşure gibi ya midenin içi. Gerçekten altın gününde memesi dizine kadar inen teyzenin yaptığı gündelik öğünü ya. Mide şu an var ya Resident Evil Village sabah kahvaltısı yani. Kaldırmaz ki bunu mide. Nasıl kusmuyorlar vallahi helal olsun ne diyeyim abi. hiç yapmadım lan. Biz gurme kahve miyiz oğlum? Güzelmiş bak bunu seversin. Zaten bir şey de sevmesek şaşıracak izleyici. Harbi lan bizim sevmediğimiz bir şey çıktı mı lan? Adam sürücü harfi bile yuttu kanka. Tamam, açmadı. Hangisi hoş o? O kadar ha? Aç. Adam aç kelimeyi yuttu kanka adam. Bu çok güzel. Cümleyi yuttu cümleyi herif. Şu neymiş? Meyveli bir tatlı var arkadaşlar. Bayağı güzelmiş ya. Sen bunu da seversin ama. Öyle mi? Hangisini sevmiyorsun kendisini satayım. Doğru. Arkadaşlar geçen bak yine bir tatlı macerası. Eve şey almışlar. Hazır sütlaç almışlar. Sütlaç mıydı? Kazandibi. Kazandibi. 3 paket kazandibi yedi şey dedi sonra. Ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Ya bu kazandibi güzel değilmiş ya. Ama 3 paket yedi yani. Normal insanlar bir şeyin güzel olup olmadığından bir lokma da karar verir. Benim için bir lokma 3 paket. Bir şeyin tadına bakabilmek için ondan 1-2-3 porsiyon yemek lazım. Tamam. Bir lokma 3 paket. Durmadan yemek yiyorum. Dayanamıyorum. Üç gibi kalkıyorum. Üç gibi içiyorum. 5 lokma 32 gibi içiyorum. Hela. Bari eğimi başka yere tutuyor ya. Bari eğimi bana tutma oğlum ya. Video dışında yaptığı şakaların intikamını alıyorum. Ulan pilav arabasını abiye tutuyordum. Ayıp. Aa yoruma yazmıştı. Oğlum gülerken kalbime ağrı giriyor. Kanka bu adamlara yemek sponsoru geliyor mu acaba ya? İnanılmaz PR baksana şunlara. Şu iki adam dünyanın en büyük yemek PR'ı. Geliyorlar mı acaba ki ya? Bilen var mı chatte düzenli olarak takip eden? Ya bence kesin geliyordur da. Sponsoru... Oğlum üzücü olan ne biliyor musun? Ya yemek sponsoru olsan tanıtacağın ürünü çoktan yemiş olabilir adamlar. Hani bir ürün vereceksin yavrum işte bunu yayında tanıtın derken yemiş olabilirler çoktan. Bu da sıkıntı. Böyle bir şey olabilir mi? Sütlacı yerken aromalı geldi yani. Lan. Senin yüzünden. Noodle geldi sadece. Bayağı sadece iyi. Noodle mu geldi adamlara? Bu arada ben tatlı rekorumu kırdığım gibi bir şey lan. Ben ona tatlı çok sevmiyorum. Sponsor da dayanmaz ki. Yusunda ben full yemiştim. Bak bu adamın aylık yemek giderini söylüyorum sana Ramican. En aşağı 20K vardır. 20-30K %100 veriyordur kanka aylık. Bak %100 20-30K veriyordur. Eminim yani. Ya yine fazla. Bu da yani en kötü. 20-30K veriyordur. Bu adamın yani aldığı takviyelerdir, beslenmedir falan supplementlerini bir koyarsan dağ gibi taşar. Harbiden taşar. En kötü 20-30 gidiyor. Demiştim normal bir insana göre ama. O videolar YouTube'un deep mi bir sosisiyle donat. Arkadaşlar. 30K kendini açıkladı abi. Ha bak dediğime gelmiş. 100 sosisli 20-30 vardır. En... Çünkü doymaz oğlum adam. Baksana. Adam saatlerdir 32 dilim yedi. Adam şey diyor. Diyetteyim diyor. E tatlı geldi tatlıyı da gömdü. Öyle de daha bir şey yok mu diyor. Yani bu adam şimdi
Rutin olarak bir de ağır çalışıyor yani, normal yediği düşün yani, daha ne yiyebilir yani en kankayla. En karanlık mı videomuz ya. O videoda bizim haterımız olmadıysa o hiçbir videomuz da olmaz bu arada. Bize o videolardan sonra takipten çıkmadığı için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, hatta o videodan bir 150 bin kişi falan gelmiş biliyor musun? Harbi mi? Bizim o ayılığımızı beğenmişler yani. Biz doğal adamlarız, kasmıyoruz. Aynen öyle. Gerçekten arkadaşlar Faruk da ben... Benim aylık yemekte bir 10k gidiyordur büyük ihtimal canım ya. Çünkü durmadan dışarıdan sipariş veriyorum, evet aylık olarak bir 10k gidiyordur yemeğime benim de. Ben de kamera arkasında nasılsak videoda öyleyiz yani, hani aynı şekilde. Evet. Yani tabii ki böyle kamera karşısında yaptığımız her şeyi yapmıyoruz ama... Ya bazı şeyleri abartıyoruz kamerada ama hani normal samimiyetimiz, davranışlarımız her şey kamera arkasındaki... Bazı şeyleri de kamera dışında abartıyoruz yani. Mesela o sırma şakaları evet, gibi. Evet evet doğru doğru. Yani... Onlar bazen can sıkıcı oluyor, tuvalet şakaları. Strongman olmaya mı çalışıyor Tuna Tavus? Strongman de harbiden yeri olabilir yani, maşallah gücü kuvveti de yerinde, deli dehşet bir adam çıkar Tuna Tavus'tan. Mesela 100 donat videosunda gördünüz, geğirmeler ve osurmalar tamamen azaltılmış. %10'lukmuş falan. %10'unu koymuşumdur sadece bak. Harbi mi? Yemin ederim. Normalde benim videoları abim editliyor. İkinci dakikadan saldı videoyu, dedi ki sen editliyorsun, ben editlemem. Bir de konuşurken kusacağım lan, o kadar çok yedik ki. Tatlı da mısınız siz de? Ben şundan bir tane de alabilirim, çok güzelmiş. Onu beğendin sen bayağı. Onu beğendim. Arkadaşlar ben oğlum, fazla tatlı fazla sevmediğim için yemiyorum. Fazla sevmemiş abi. Teşekkürler. Yalnız şeyi fark ettim alırken... Yine izin vermiyor. Arkadaşlar ben iptal oldum tabii ki her zamanki gibi, her videoda olduğu gibi. Tuna abiyi biliyorsunuz, her zaman böyle yani, yiyor. Her videoda Tuna abiyi durduran benim. Yani iyi ki bu arada videoları tek çekmiyorsun artık biliyor musun? Dayım. Çünkü eskiden tek çektiği zaman... En son tek çiğ köfte mi çektim, öyle bir şey çektim. Ölüyordum o gün. Hadi ne kadar yemiştin? 253 tane. Ne diyorsun ya sen? 253 tane çiğ köfte, oğlum ne diyorsun lan? Oğlum milletin rızkını mı yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız lan? 253. İnanılmaz bir olay abi. Gerçekten maşallah ya. Oha. Bir şey söyleyeyim mi? Götünün deliğinde alev ejderi çıkar adamın. Öyle söyleyeyim sana. 5 kişilik tim halinde gelirler yani. Alev ejderi diye SS'ler verilir yani götlü bunun sağında solunda. O göt dayanmaz ona. Mide bile dayansa göt cevap veremez bu sefer. Demek ki adamın götü de sağlam. Maşallah. Her türden adam iyi, kuvvetli yani, helal olsun. 300 tane almıştım. İşte diyorum ya, tek çekince sen nerede duracağını bilmiyorsun. Şeyi biliyor musun? Keçiler goatlar yani. Doyma hissi olmadığı için çoğu hayvanat bahçesindeki keçiler çok yediği için ölüyormuş. Harbi mi diyorsun? Evet, gerçekten. Aynı özellik ineklerde ve koyunlarda da var. İşte goat. İşte goat. Greatest of all time. kaldı 2 tane tatlı, göm bunları da. Agan yemedi. Videoyu kapatalım artık. Ne diyorsun? Şuraya bir baktın. Kapatalım mı? Kapatalım ya. Tamam. Arkadaşlar bu videoda buraya kadarmış. Her zamanki bildiğiniz gibi ben kendimden geçtim. Tuna abi hala doymadı. Kapatınca bir daha yemeye devam edecek. Yeriz. Kayıt çok uzun süre oldu, o yüzden kapatalım yani. Kaç oldu? 2 saat oldu değil mi? Bir olmuştur. Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıyeten videoyu beğenip yoruma katarsanız daha ediyorum. Çok sevinirim. Ya videoya gerçekten hani artık parayı da geçtik, canımızı ortaya koymaya başladık. Artık canımızı da ödüyoruz bedeli. Ve ayrıyeten ne videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. Kanka mekanın sahibine çok çok geçmiş olsun ya. O mekanın başındaki sahip var ya, her gelen ne yerse yesin, sınırı yok diyen o adam var ya, o ne üzülüyordur şimdi. Bak ne üzülüyordur var ya adam. İçi